Dünya üzerindeki bütün canlı varlıklar gibi biz insanlar da sonlu birer canlılarız. Nitekim cansız varlıklar da sonludurlar ve belli bir zaman geçtikten sonra iş göremez hale gelirler. Peki biz insanların oluşum sürecinde, yani bebeklikten önce, doğum öncesi dönem diye tabir ettiğimiz anne karnında iken nasıl bir evreden geçtiğimizi hiç düşündünüz mü? Nasıl bir mucizevi süreçten geçip dünyaya geliyoruz? İşte bu videomuzda o evrelere biraz göz atacağız. Anne ve babadan gelen üreme hücrelerinin birleşmesiyle döllenme meydana gelir ve canlı oluşur. Anne ve babadan gelen üreme hücrelerinde 23'er kromozom bulunur. Bu kromozomların birleşmesiyle toplamda 46 kromozomlu yeni bir canlı oluşur. Bu 46 kromozomdan 44 tanesi, yani 22 çift vücut kromozomu olarak bilinen otozomdur. Geriye kalan 2 kromozom, yani bir çift kromozom ise cinsiyet kromozomu olan gonozomdur. Anneden gelen X kromozomuna babadan gelen Y kromozomu eklenirse canlının cinsiyeti erkek, X kromozomu eklenirse canlının cinsiyeti kadın olur. Canlıların sahip oldukları genetik materyalin tamamına ise genom adı verilmektedir. Bu genom dediğimiz olay ise bu son 10 yılda bilim insanlarının üzerine çalıştığı ve anne karnında daha sonraları canlıda oluşabilecek hastalıklar üzerine genomdaki bazı zayıflıklarını düzeltmeye çalıştığı ve Nobel ödülleri aldıkları bir olay. Nitekim bu çalışmalarla yeni doğan veya yeni doğabilecek bir bebeğin ne tür hastalıklarla daha fazla yüzleşme olasılığının yüksek olduğu önceden saptanabilecek ve buna karşın önlemler alınılabilecek. Doğum öncesi dediğimiz bu dönem, döllenmeden önce başlayan ve doğuma kadar anne rahminde geçen 180 günlük dönemdir. Gelişimi sağlayan etmenler olan çevre, kalıtım ve zaman döllenmeden itibaren etkili olmaya başlar. Diğer bir ifadeyle anne karnındaki canlı dışarıda annenin yaşadığı her şeyden haberdardır ve bunlardan etkilenmeye başlar. Bu da bize öğrenme sürecinin başladığını gösterir ve bu canlı anne karnında bazı şeyleri öğrenmeye başlar. Doğum öncesi dönem anne kadar çocuğu da etkilemeye başlar. Doğum öncesi dönem zigot, dölüt, embriyo ve fetüs olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Zigot, döllenme ile oluşan tek hücredir. Dölüt, döllenmeden sonra 7 ile 15 gün arasındaki zaman zarfıdır. Embriyo, 3. haftanın başı ve 8. haftanın sonuna kadar olan süre. Fetüs, 9. haftanın başından doğuma kadar olan süredir. Döllenme ile oluşan tek hücreli canlıyı zigot olarak söylemiştik. Dölüt döneminde ise döllenmeden itibaren zigotun döl yatağına kadar geçen 0 ile 15 gün arasındaki dönemdir. 0 ile 4 gün arasında döllenme, hücre bölünmesi, zigot, fallop tüplerinden döl yatağına hareket eder. 4 ile 8 gün arasında zigot döl yatağına yerleşmeye başlar. 12 ile 13 gün arasında zigotun döl yatağına yerleşmesi tamamlanır. Embriyo dönemine ise 3. haftanın başı ve 8. haftanın sonuna kadar olan süre olduğunu belirtmiştik. Bu süre zarfında 2. hafta plasenta oluşmaya başlar. 3. ve 4. haftalar kalp atmaya başlar. 5. ve 6. haftalar kollar ve bacaklar oluşmaya başlar. 8. hafta ise önemli organların gelişimi tamamlanır ve bedensel hareketler hissedilmeye başlanır. Fetüs dönemini ise 9. haftanın başından doğuma kadar olan süre olarak tanımlamıştık. Bu dönemde ise 9. ve 12. haftalar arasında videonun başında bahsetmiş olduğumuz anne ve babadan gelen kromozomlardan bir çiftin, yani 2 kromozomun birleşmesiyle canlının cinsiyetinin belirlenmesi sonucu oluşan cinsel organların görünümü tamamlanmış olur. Bacak, kol hareketleri başlar ve dolaşım sistemi çalışır hale gelir. 10. hafta uyarıcıya tepki vermeye başlar. 13 ve 16. haftalar deri ve saç gelişir, iskelet yapısı güçlenir. 20. hafta kalp atışları duyulabilir.
25 ve 28. haftalar kilo almaya başlar, emme hareketleri görülebilir. 26. hafta gözler açılır. 28. hafta boşaltım sistemi olgunlaşır. 30. hafta deri altında yağ tabakası oluşur. 32. ve 36. haftalar döl yatağı dışında yaşayabilir duruma gelir ve the end, mutlu son, doğum gerçekleşir. Yeni dünyaya hoş geldiniz. Peki filmi en başa saracak olursak? Bir döllenme esnasında erişkin ve sağlıklı bir insan ortalama olarak 150 ile 200 milyon arasında bir sperm salgılar. Bu salgılama sonucunda bu spermler yumurtaya ulaşmak için yol alırlar ve yumurtaya ulaşıp döllenmeyi yapan sadece bir sperm hücresidir. Şimdi hiç düşündünüz mü ortalama 150 milyonda bir olduğunuzu, milyarlarca insandan farklı olduğunuzu ve bir mucize eseri bu dünyaya gözlerinizi açtığınızı? Kendimizi kaybettiğimiz, dünyalara sığamadığımız bir zamanda hiç bir dakika durup bunları idrak ederek sizi yaratana şükrettiniz mi?